Oraya gidiyorum. Bam. Buraya gidiyorum. Bam. Ama kedi böyle devam ediyor, ona bakıyor. Umut abi kapıyı açtı. Ben de o şeyden bakıyorum. Give me the keys man diye. O gün dedim ki yani gerçekten bu koç deli yani. Yani çok tehlikeli dedim yani. Benim için diyorlar ki sola gidemiyor, soldan atamıyor falan. Ya o zaman sağımı kapat. Yani. Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yani tabii ki maçlar olmadığı için biraz daha farklı konseptle bir program yapmaya çalışacağız. Aslında yavaş yavaş diğer bölümlerdeki sohbetleri de hatırlatmak gerekirse. Yani Sibona maçını konuşmuştuk işte, sen yine İspanya'dan bazı hatıralar anlatmıştın ama bugün artık nereye gider muhabbet bilmiyorum. Aleni daha biliyorsun. Yani büyük bir şeref öncelikle Aleni burada görmek. Teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Yani Allah seni çok tanımaktan, senle program yapmak çok mutlu. Ne kadar acınmışsın ben size ya. Onurlandırdım bizi burada olarak. Bırakın. Ama dışarı. Hafta şimdi hak verelim ya. Sevgililer günü falan filan işte. Onun kadar iş tatiline kalan karıştı. Hiç kutlamadım. Kaunas'ta başkadır ama sevgililer günü. Unuttum, nasıl? Kaunas'ta sevgililer günü de başka olur yani. Başka tabii. Ya çalıştık ya arkadaşlar. Yo, biliyorsunuz. Biliyorum. Ama özledim yani sizi. Biz de seni özledik. Seni çok kulaklarına çınlattık burada. Aynen. Hissettim. Ya şöyle, program öncesi konuştuğumuz gibi tabii biraz bilgi verelim izleyicilere ama yani geçmişte böyle sizi yani hiç unutmadığınız zorlayan savunmacılar olabilir. İşte sen muhtemelen ailen burada diye. Normalde Alen'i zikretmediğini biliyorum abi ama Alen burada diye belki söyleyeceksindir Alen'i. Demez. Demez. Yok. Şey olabilir yani. Ya o kadar değil. Takım içerisinde böyle çılgın oyuncular, Pozeko gibi, ne bileyim, aklınıza gelen hikayeler olur. Koçlarla tabii iletişim keza önemli. Yani sonuçta 90'lar basketboluna dair ya da 2000'lerin başına dair çok fazla materyal de insanların elinde yok. O yüzden ancak sizden bir şeyler alarak hani biz de öğrenebiliyoruz ya da işte izleyiciler de öğrenebiliyor. O yüzden yani şeyle başlayayım. Hani en çok böyle zorlandığınız, karşısında gördüğünüzde ya da heyecanlandığınız oyuncu birlikte aynı sahayı paylaşmaktan. Tabii ikisi farklı, farklı şeyler. Yani evet. Bir sahaya çıktığında beraber oynamaktan ya da karşılıklı oynamaktan keyif aldığın oyuncular var. Bir de hani savunma anlamında seni zorlayıp tedirgin olduğun ya da bütün hafta onun savunmasına karşı nasıl bir silah üretebileceğini evet. düşündüğün oyuncular var. Tabii zaman içerisinde o kadar çok yani maç oynadık ki savunmadan başlarsak öncelikle hani sen söyledin diye söylüyorum Alen. Şaka. Şaka bir yana Alen hakikaten iyi savunmacıydı. Yani teşekkür ederim. Çok zaten zaten hem fiziği hem de oyun bilgisi, oyunu iyi okuması, ayaklarının çabukluğu falan onlar yani özellikle skorer oyuncuları için şey bir savunmacı, rahatsız edici bir savunmacıydı. Onun dışında benim hatırladığım İsmail Santos vardı Real Madrid'de. O çok iyi bir isim. Hem iyi savunmacı hem de böyle şeydi, yani yip batacak tarzda bir savunmacıydı. Angulo vardı, İspanyol. O da hangisinden bahsediyorsun? Uzun olandan bahsediyorum. Tamam. Hatta yani bizim bir Avrupa Şampiyonası, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya maçımız vardı. Türk basketbol tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi. Yani kazanınca, çünkü gruptaki durum itibariyle biz Letonya'yı yendik. Slovenlere kaybettik. Son maçı kazanırsak birinci olarak çıkacağız gruptan. Kaybedersek averajca dördüncü olarak gruptan çıkamayıp Ankara'dan İstanbul'a gelemeyecektik. O durumda bir maçtı. İlk 3 periyot işte ben 35 sayı attım. Son periyot Angulo girdi. Zaten takımda bir tedirginlik var. Ben yoruldum. Yani bir de böyle pisçe vurmaya falan başladı. Yani hakikaten zorlamaya başladı. Bir anda 15 sayı öndeydik. Galiba 75-60 çeyreği bitirmiştik. Bir sayı öne geçtiler.
son çeyrekte zor kazandık maçı. Kazandık ama orada da bayağı bir sertlik yapmıştı. Yani benim atadığım bunlar var ama tabii son dönemde de Diamantidis bana göre en iyi savunmacı diyebilirim. Yani oyun bilgisi, oyun zekası, kollarının çok çabuk ve hı-hı, çok iyi kullanması, blok tehdidi, bence son dönemin en iyi savunmacısı herhalde Diamantidis olabilir. Ya ilk aklıma gelen. Ben 3 isim vereceğim. Birincisi çok hatırlayacaksın. Mustafa Sonko. Mustafa Sonko. Benim evet, en yakın arkadaşım. Gerçekten çok zor. Beraber oynadık. Hem asfalte çok iyi atletti. Kaçırdığı şuttan sonra göre, sen şeye çıkmıştın. Evet. Ülker'e karşı değil ama mi? Ama o şut var ya. O yani, şut böyle değil mi? İnanılmaz mı oldu? O şut yani o yarı sahadan attı ya. Aha. O yarı sahadan çembere gidene kadarki süre herhalde böyle bir sene gibi geldi bize. Bütün hayatını görüyorsun böyle değil mi? Ha. Öyle geçti. O top böyle giderken gidiyorsun geliyorsun. Bir oraya bir buraya derken bir de top böyle panye çaptı, döndü ha, çıktı. İşte yani, evet. Acayip zaten ondan sonra hakem masasına çıkmıştı. Aynen. Çünkü yani o zamanki ismiyle Efes Pilsen 4 sene üst üste Final Four'a playoff'ta elendi. Hı hı. Zaten birinde hep Alen sağ olsun elemişti bizi. O neyecekti ama. Hayır o. Evet. O dönemde için söyledim. Doğru. Yani Mustafa işte en yakın arkadaşım. Ama biz beraber Asfel'de oynadık. Ben Barcelona'ya gitmeden önce. Bir de uzun sürede mini takımda oynadık beraber. Asfel'deyken şöyle bir challenge vardı yani. Sürekli meydan okumaya çalışıyorduk yani birbirimize. Komşuyduk Lyon'da. Ya ben alıyordum onu ya beni alıyordu. Beraber gidiyorduk ve yoldayken böyle diyordu bana sürekli. Hazır mısın? Ne için dedim. Şey, mahvedeceğim bunu. Yani. Böyle konuşuyordu biliyor musun? Yani bir 15 dakikalık bir yol ama sürekli böyle yapacağım. Durduramayacaksın bilmem ne falan. Bir de her idman o kadar kaliteliydi ki. Yani o intensity, savunmada, istek, arzu falan yani çok iyiydi. Mustafa gerçekten Avrupa'nın en iyi savunmacılarından bir tanesi bence. Şey, Angulo'ya göre daha fizik, daha atlet. Daha atlet. Santos yakın. Belki Mustafa biraz daha şeydi, kuvvetli. Hı hı. Ama çok yakınlardı. Mustafa 3 pozisyon savunma yapabilirdi. Switch yaptığı zaman belki kısa kalıyordu ama o zaman o kadar switch çok o kadar switch yoktu ama yaptığı zaman işte iyi dayanıyordu. Mustafa diyorum. Rodrigo De La Fuente demek istiyorum. Hı hı. O evet, fena değil bir isim. Ve üçüncü belki hatırlarsan Sasha Obradovic. Monaco'daki şu anda Monaco'daki koçu. O da çok iyi savunmacıydı. Headband. Yani stance nasıl? Headband'le aynen savunma öyle. Hannibal Lecter diyorduk onu. Biliyor musun? Yani çünkü sana bir bakıyordu böyle korkudan işte geri adım atıyordu. İşte bu üçü bence çok iyilerdi. Ya söylediğin şey çok doğru. Ben onu birebir yaşadım Fenerbahçe'de oynarken. Bir kere şuna inanıyorum %100. Her iyi skorer aynı zamanda çok iyi bir savunmacı olur isterse. Hı hı. Çünkü skor yapmak için yani skorer olmak ayrı bir yetenek. Evet. Yani hem Allah vergisi olacak, çok çalışacaksın, isteğin olacak oraya yani sorumluluk almaya kafanda hı hı, gücün olacak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ve çok çalışırsan skorer bir oyuncu oluyorsun. Herkes olamıyor. Bir yetenek alakalı bir şey. Ama savunma istekle alakalı daha çok. Eğer hücumda o kadar pozisyon almak için mücadele ederken, screen çıkışı veya işte topla oynarken, rakibi geçerken, fiziksel her türlü şeye sahip olman lazım skor olman için. Bunlara sahipsen bunu savunmada da yapacak kuvvetin veya isteğin. Otomatik olmalı. Olmaz. Doğal olarak vardır bu enerji senin içinde. Bu kuvvet varsa savunma tamamen istek ve konsantrasyon. O yüzden büyük skorerlerin hepsi aynı zamanda çok da iyi savunmacı oluyorlar. Bakın Michael Jordan NBA'de hem MVP olurken aynı zamanda kaç kere yılın savunmacı seçildi. Aynı şekilde Kobe Bryant çok iyi savunma yapardı. 10 tane yılın savunma takımı var. İstediği zaman.
Avrupa'da bak işte diyorsun Djordjevic çok iyi bir skorerdi. Evet. Aynı zamanda çok iyi savunmacı. Ve Obradovic. Obradovic pardon. Yani Saşa Obradovic. ve beraber takım arkadaşların da senin o takımda iyi bir skorer varsa beraber oynadığın o da seni çok geliştiriyor. İşte Mustafa Sonko ve evet. sen yani senin gelişmende Sonko'nun yaptığı savunmanın çok etkisi oluyor. Tabii tabii. Ben Fenerbahçe oynarken Henry Turner'la beraber oynadım. Her antrenman Henry Turner'ı tutuyordum. Şimdi onu tutmak, onu tutmak istemek, onunla o challenge'a girmek, onunla mesela çok sinirlendi bazen bana. Ben de ona çok kızardım. Şimdi birbirimize vururduk, dirsek atardık ama onu tutmaya bile çalışmak antrenmanda acayip geliştiriyor. Ya da o sinirlendiği zaman sen hücumdayken onu geçmeye çalışmak veya onu yenmek müthiş bir gelişim sağlıyor. Evet. O yüzden antrenman yaptığın veya beraber oynadığın oyuncularla o şeye girmek çok önemli. Zaten bence bir sporcunun içindeki en büyük özelliklerden bir tanesi de o hani yarışmacı ruhu veya kazanma isteği veya kendini geliştirmek için takım arkadaşı veya rakibi yenme arzusu kafanda onu oluşturup kendini geliştirmeye çalışmak bence en önemli detay. Evet. Bir isim ekleyeceğim. Çok güzel şeyler söyledi. O scoring ile ilgili aynı şekilde, aynı enerji kullanması gerekiyor öbür tarafta. Bir isim daha veriyorum. Gianluca Basile. Evet. O da gerçekten çok etkileydi. Peki hani programda daha önce dönem dönem konuşmuştuk. İşte Pozzecco'nun bazı hikayelerini sen anlatmıştın Valen ama yani başka böyle yani Pozzecco da olabilir tabii ki ama Pozzecco da fena değil. Evet. Yani böyle aklınızda bir takım arkadaşı olabilir ya da başkasından duyduğunuz bir mesela oyuncu olabilir. Mesela şimdi aklıma geldi. Yunanistan'da Sigalas. Oo iyi örnek. Yani o var ya duvar gibi ki, adam ya. Dağ gibi yani. Yunanistan Ligi'nin en sert olduğu zamanlar. Yani Avrupa şampiyonu olmuş onlar. Ondan sonra o Avrupa'ya hükmettikleri yıllarda hakikaten duvar gibi yani. Geçemiyorsun. Ben ilk gittiğimde Yunanistan'a AYK'da oynarken bu yanılmıyorsam ya PAOK ya Olympiakos o sene hangisiydi ben nerede oynadı bilmiyorum. Yani şimdi hani sıkın çıkışından çıkmaya çalışıyorsun ya oraya gidiyorum. Buraya gidiyorum bam. Yani ne olduğumu şaşırmışsın biliyor musun? Bir oraya bir oraya böyle bir nasıl oynuyorum yani. Doğru doğru. Dar alanda oynuyorum dar alanda şey gibi yumruk yer boksörler gibiyim. Bir oradan bir buradan derken sonra alışıyorsun buna. Ama hakikaten iyi savunmacıydı. Çok iyiydi, Sigalas. Çok iyiydi. Sert yani pis değil ama o sertlik yani çözemiyordun. Çözemiyordun çünkü stance kaliteliydi ve dediği gibi perdeden senle beraber çıkıyordu. Çünkü bir omuz koyuyordu orada kazanıyor zaten. Yani bir omuz koydu mu senle beraber çıktığı anda yani, top alamazsın. Aristan Pauk'a tabii transfer olmasa iyiydi kendisi açısından ama şu an asistan koçluk yapıyor da nerede hatırlamıyorum. Yani Yunan Ligi'nde bir yerde. Tamam. Ama şey ya şuraya bağlayacaktım. Şimdi sonuçta takım içerisindeki olayların total bir şekilde dışarıya yansıtılması yani çok mümkün değil, çok da kolay değil ama mutlaka böyle deplasmanlardan ya da işte başka takım arkadaşlarınızdan duyduğunuz, sonuçta Avrupa'da hepiniz çok uzun yıllar oynadınız. Yani böyle takım içerisinde bir deli, bir çılgın takım arkadaşı, oyuncu anlatabileceğiniz o özel de hikaye var mıdır hiç aklınıza gelen? Mesela sen bana zamanında şeyi söylemiştin. Sassari'de kredi kartını vermiş şampiyonluktan sonra. Pozzecco mu? Pozzecco. Evet, evet, evet. Ne yapıyorsanız, ne istiyorsanız harcayın. Harcayın ama sonra şey dedi. Ama babam limiti düşürdü. Yani haberiniz olsun yani. Şey adamlar böyle bir heyecanlı olmaya başladılar. Sonra diyor ki işte limit düşük ama yani sakin olun falan. Yani o kadar yapmayacaksınız yani. Ya biliyorum bir böyle. Deli ayıp olacak ama niye ya? isim vermemiz lazım ya sen, değil mi? Ya yani isim vermeden nasıl olacak? Yani. Ya sen hikayeyi anlat sonra ismi verirsin. Belki hikaye giderken anlarız zaten ismin kim olduğunu. Hikaye biraz sert. Söylemiştim size yani Marcus Webb benim takım arkadaşım değildi. Ama işte Asfel'le CSKA deplasmanında yemeğe geliyor. Yani biz yemek yiyoruz. O kendisi davet etti masaya. Ve
Anlatmıştın sen. Anlattım değil mi? Şöyle. Adam diyor ki yani iyi ki kazanmamışsınız yani. Ve masa üstüne bir şey koyuyor yani. Tahmin edin. öyle bir koyuyor ki silahı. Yani bir korku. Yani masa bir anda bir sessizlik var. Yani şimdi ne olacak yani hepimiz diyoruz biliyor musun? Yani çünkü olamaz yani böyle bir şey. Adam resmen diyor ki yani iyi ki kazanmamışsınız yani yoksa ve böyle koyuyor masa üstüne. Çok var öyle manyak ya bizim AYK'da oynadığım sene Martin Mursep vardı bizde. Hmm. Deli çok... miydi mi bu? Ama ne yetenek bu ya. Of inanılmaz yetenekli. Ne acayip yetenek. Atlet. O ilk şutlar. Estonyan draft evet, edildi değil aynen. mi? Miami Heat i̇lk, galiba. İlk draft edildi. Ya inanılmaz bir oyuncu ama. Ama böyle inanılmaz bir oyuncu. Şutör. Her atlet, şey vardı. Her şey vardı. Her yani şey vardı. Klasik hani böyle evet. 4 numara yani nasıl bir 4 numara istersin hı-hı, deseler evet. böyle isterim aynen. dersin yani. Aynen. Her şey var ama. Çok iyi isim. Sen bir söylesene ben bilmiyordum ya. Deli miydi mi o? Yani acayip deliydi tamam. ya. Tamam. İnanılmaz böyle bir içki içmek yani ben bir görmedim kimseyi. Markus Bey bu arada burada da oynadı biliyorsun. Nerede oynadı? Türkiye'de oynadı. Tofaş'ta oynadı. Beşiktaş'ta oynadı. Karşıyaka'da oynadı. Tofaş'ta hatta, Griffith'ten sonra mı? Griffith'ten önce mi? 98-99 önce. Önce galiba. Mi? Sonra da olmuş. Ben önce diye hatırlıyorum. Hmm. Ama yani önce sen daha iyi önce galiba. Ben şey hatırlıyorum. Bizde de Adrian Caldwell diye bir tane oyuncu vardı. Kanto'dan gelme. O da başka bir arızaydı. Bir gece biz tabii o zaman bizde Murat Dilin antrenördü. Murat abi sağ olsun bizi Pamukspor'a sezon başında kilitliyordu. Sezon sonu çıkıyorduk. Öyle bir durum vardı. hayatımız şeydeki Pamukspor'un kamp tesislerinde geçiyordu. Tabii yani genciz o zaman çalışmak da istiyoruz. Güzel ama hayatımız da kampta geçti yani. Neyse yine böyle bir kamptayız. Adrian Caldwell bize Kanto'dan gelmiş. Devre arasında mı geldi, sezon başında mı geldi? Böyle bir geldi. Belli ki bir hafif bir arızalık bir durum var. İşte antrenmanlar böyle çok da eğlenceli bir tip. Bir gün kamptayız. Gece sabah 2:30-3 falan. Aynı katta kalıyoruz. Bir ses geliyor bir yerde şeyden, koridordan. Bom 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 bir kapı çalınıyor falan. Bir çıktım dışarı. Bu uyanmış Murat Dilin'in kapısını çalıyor. Hı. Tok 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 ama nasıl vuruyor biliyor musun böyle yani? Garip. Murat abi kapıyı açtı. Ben de o şeyden bakıyorum. Give me the keys man diye. Ne anahtarı falan filan hmm. demiyorlar ki arabasının anahtarını istiyor. Gece 2'de Murat abi de korkudan verdi anahtarı. Bu aldı arabayı gitti. Karnı mı acıkmış veya nereye gitti de bildi. Hmm. Bir yere gitti sonra gitti. Geri geldi herhalde. Ama yani çok enteresan. Koçtan gece sabah 2-2.30'da kapıyı çalıp anahtarı verdi. Bir tane rahmetli olsun takım arkadaşım Ronnie Smith pivot. Asfel'de oynadı. Sonra milli takımda oynadı. 1999 Türkiye Avrupa Şampiyonası ilk devşirme Fransa için. Sonra Crawford Palmer oldu ama ilk olan Ronnie Smith'ti. Ronnie araba manyak. Ve çok eski bir Mercedes modeli vardı onun. S-Class 500 şey gemi gibi yatırıyor musun ona. Bunlar? Şey aşırı uzun. Beraber McDonald's'da oturuyoruz. Ve camdan işte otoparka bakıyoruz böyle. Araba park etti. Hamburger yiyor. Beraberiz böyle hamburger yiyoruz. Ve bir anda bir resmen bir poz veriyor tamam mı? Mola yani. Böyle hamburger ağzında ben böyle yiyorum. Ona baktım çünkü hissettim yani adam hareket edemiyor. Ronnie ne oluyor falan diyorum. Adam hala böyle. Ben bir bakıyorum orada. Siyah kedi... Araba üstüne. Tamam mı? Ve kedi böyle böyle yapıyor. Tamam mı? O hamburger yiyor. Hamburger böyle sakin sakin bıraktı. Dışarı gitti. Tamam mı? Bir havlu vardı. Şey ceketinde böyle bir havlu gibi bir şey. Ve böyle musketer gibi kedi yaklaşıyor. Böyle yapıyor. Ama kedi böyle devam ediyor diye ona bakıyor. Sen ne yapıyorsun? Devam ediyor falan diyor. Tamam. Böyle bir... Kedi
gitmiyor, tamam mı? Sonra geri geldi işte içeri. Su bardağı verdim. Bir daha koştu oraya, su attı. Öyle kedi gitti. Ronnie ağlamaya başladı. Çünkü model çok özel. Böyle bir çizildi mi? Çizildi. Tuning yaptı, bilmem ne, tamam. Tintin Windows falan. Ağlıyor. Bak ağlıyor. Çünkü mahvetti arabayı kedi ya. İnanılmaz bir hikaye ya. Abi senin Abdurrauf'la tabii beraber oynadığın bir dönem de var. O evet. Orası da... Var hikaye, bende var. Sonra, tamam, sonra ben beni dinleyin yani. İkinizin olduğunu bildiğim için bu ismi. Of. Bu ismi gündeme getirdim ama istersen sen başla abi. Hani hem antrenmanlar... Ya bir kere benim... Yani benim ben o sene Fenerbahçe'de oynuyordum. Sonra bir önceki sene Tofaş'a transfer olmam gündeme geldi. Hatta sözleşme imzalamıştım. Fakat kurallar gereği işte Fenerbahçe bonservisimi vermedi. Bir fiyat açıkladı. O fiyatı ödemeye çok yaklaştı Tofaş ama anlaşma olmadı. Her neyse, uzun hikaye. Onun detayını başka bir zaman anlatırız. O çünkü başlı başına bir hikaye. Neyse, o sene ben Tofaş'a tabii transfer olacağım ya da olmayacağım hikayeleri devam ederken Mahmut Abdurrauf geldi Fenerbahçe'ye. Şöyle söyleyeyim, herhalde hayatımda gördüğüm en çabuk şut atan, en çabuk şuta kalkan. Hala öyle. Ya bence eş yok gibi. Yok yani. Yok, ben hala bugün de bence yok. Yani hani Stephen Curry falan atıyor yok, diyorlar ya. Phil Jackson Stephen Curry'e benzetti işte zaten. Yani ha benziyor. Benziyor şey ama yok. Bu yok yani. Stephen Curry'nin bir kez. Stephen Curry atarken böyle sıçrıyordu bak mesela. Mesafe bence. Değil evet. mi? Range. Phil Jackson şey dedi yani. Mahmud Abdurrauf Stephen Curry'den önceki Stephen Curry'ydi diye. %100 mesela. Ki şöyle söyleyeyim sana. Yani şutarken bayağı sıçrıyordu. Evet. Evet. Ve acayip atletti yani. Acayip sıçrardı. İnanılmaz savunma yapardı. Geçme ihtimalin yoktu tabii. Bak. Yani stance'de dururduğu zaman geçme ihtimalin yok. Doğru. Ve antrenmanda böyle birebir oynarken çoğu zaman böyle hani sağlıklı ve oynamak istediğinde geldiği zaman salona böyle bazen birebir de hani savunursun ya stance bakıyorsun. Böyle dururken arkaya bakar, atmış o. Yani daha elini kaldıramadan veya elini kaldırmaya fırsat tanımadan işte elden çıkartıyordu. Evet. Müthiş bir yetenekti. Evet. İnanılmaz skorerdi. Ama tabii o yaşamış olduğu hastalık onu mahvetti. Yani o Tourette. Psikolojik Tourette sendromu. Sorunları takım içerisinde hep kendini ayrı tutmasına sebep oluyordu. Yani takım toplantılarına gelmezdi. Takıma gelmiyordu. Çünkü onda o şey var ya böyle diye böyle hani göstermek gibi bir hastalık. Evet. Onunla herkesin hani dalga geçtiğini veya kendisini rahat hissetmediği bir durum yaratıyor. Takım toplantıları çok nadir geliyordu. Şeyde takımda kamptayken aynı odada kalmak istemiyordu kimseyle. Tamam hadi o şey karşılanabilir de yani kendini böyle soyutluyordu genelde. Çok da rahat edemedi tabii burada o dönemde. O yüzden geldi, kısa bir süre kaldı ve gitti ama yani karakter olarak da çok düzgün bir kişilik ama o işte hastalığından dolayı adapte olamadı. Yoksa benim tanıdığım, yani oynadığım hatta kariyerim boyunca en özel, en skorer, en çabuk oyuncuların başında gelir. Keşke senin gibi şanslı olsaydım. Ben çok isterdim yani onunla beraber oynamak. Şey LSU'dayken izledim, NBA'deyken izledim. İtalya'da oynadım, Varese için oynadım. O Roseto'da oynuyor. Maç öncesinde Neven Spahia'yı tanıdığım için hafif bir kısa bir sohbetimiz oldu. Böyle de, bizden soru o yani bu daha iyi. Roseto sene kaç? Sene 2007 olması i̇şte, lazım. Biz 98'de oynadık. Tabii tabii. Çok daha iyi yani, durumdaydı yani. Sonra Yunanistan'da falan oynadık. Yunanistan'da oynadık. Ama düşün kaç sene fark şey 9 sene sonra doğru mu? Ya bence aynı 98 gibi. Çünkü bak olabilir. Spahia diyor ki my friend diyor. Şey Abdurrauf'a dedim ki sen iyi savunmacısın falan yani güzel bir matchup olacak falan. Abdurrauf ona dedi şansı yok. Tamam mı? Net yani, tamam mı? Sonra maçı başlıyor. Ben onu tutuyorum. Yemin ediyorum 38 veya 39 attı.
Ama her pozisyonda böyle bir şey, sendromdan dolayı hafif hareketleri yapıyor, ses çıkartıyor. Ama konuşuyordu benimle ve böyle diyordu, too late. Bak, şut atmadan önce. Ya bir de benim şey, wingspan bayağı iyi. Yani böyle yapsam rahatsız eder, böyle yaptığım zaman rahatsız eder. Adam şut atmadan önce too late diyor. Zaten sıkıntı şu da rahatsız edemiyorsun. Yani rahatsız etmek için şut atmasını hissetmen lazım. Tabii ona tabii. Ama bunu rahatsız etme şansın yok. Çünkü bir anda kalkıyor şuta. Evet. Ve hakikaten çok iyi oyuncu diyor. Çok iyi, çok iyi. De, gençler, özür dilerim. Pardon. Gençler keşke, yani keşke değil de araştırsınlar. Yani izlesinler. Fundamental olarak her şey temiz. Yani sıfır hata. Yani bütün yaptığı hareketleri... Yani kitap gibi yani. Böyle kitap gibi okuyorsun. Yani sola giderek, sağa giderek, stop, yani step back. Yani her şey vardı ve çok iyi yapıyor. Her şey vardı. 90 draftı zayıf bir draftı ama yine 3. sıradan ama seçildi. Ama yine tabii. O LSU'de biliyorsun. Tabii, tabii. Rekorları onun. Aynen. Hala. Şey hastalığı vardı bunda. Hani böyle bir şeyi mükemmel yapma. Yani kusursuzluk. Evet. Larkin gibi. Şeyi. Ama yakın. Ama bundaki başka bir sendrom. Mesela bir gün soyunma arasında oturuyoruz. Antrenmana çıkacağız. İkimiz kaldık soyunma odasında. Şimdi ayakkabısını bağladı. Sonra sağ ayağını bağladı. Sonra baktı böyle bir şey yaptı. Beğenmedi. Bir daha çözdü. Yaptı. Beğenmedi. Bir daha yaptı. 3, 5 derken bakıyor bize ne yapıyor diye. 10. falan oldu. Evet. Çıkarttı ayakkabıyı. Sinirlendi. Duvara vurdu gitti. Eve gitti mesela. Yani böyle hani şeyler de çıkışları falan filan vardı ama şey yapmıştı ona yani biz alışmıştık hani alışıyorsun zaman çünkü ilk başta yadırgıyorsun ama sonrasında alışıp takınma şey yapmaya başlamıştık ama sonra başka şeyler oldu rahat hissedin kendini yani çok rahat hissetmedi gitti. Peki isimlerden devam edeceğim. Sonuçta şimdi yani ikinizin de karşılıklı oynadığı Türkiye yani Türkiye basketbolu için en önemli isimlerden biri yani Petar Navmaski ile birebir bir hikaye var mı ya da karşılıklı oynarken ne hissederdiniz? Yani çünkü sonuçta burada basketbola olan ilginin en yukarıya çıktığı dönemlerde ilk belki tabii de bir, yani Türkiye'de tepe basketbol şeye çıkış trendi beyaz gölgeyle başlayıp işte, ondan sonra işte Efes Pilsen'in başarısı, Koraçkop kupası, işte Navmaski o takımın en değerli parçası, işte daha sonra işte Fenerbahçe'nin buna devam etmesi, bunların hepsi o dönemde, o çıkış trendinde. İşte benim de o hani Navmaski ile hep karşılıklı ben Fenerbahçe'de oynuyordum, Navmaski tutuyordum her maçta. Çünkü yeni çıkmışım, işte kendimi savunmalı skorerim ama savunmada kendimi göstermem lazım. Bir de onu tam match olabileceğim diğer oyuncular çok fazla olamıyordu. İşte Murat Özgül'dü. Sonra Murat Didin oldu. Çetin abi de vardı bir dönemde. Sana empoze ediyorlar mıydı yoksa sen istedin mi? Önce bana empoze ettiler sonra ben o şeyi istedim. Yani ben o tabii, challenge'a girmek en istedim. Güzel yani. Zaten antrenmanda Henry Turner'ı savunuyor. Evet, onu ondan aldığım zevkle daha Moskova'yı tutmak istiyordum. Çok anı şeyimiz oldu yani bayağı hani itişli kakışlı veya o hani tutması kolay bir oyuncu değildi çünkü değildi. O da çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir skorerdi. Oyunu da iyi okuyordu. Zaten bütün takım ona yardım ediyordu. Kolay değildi yani. Bir de zaten o dönemin en iyi şeyi olduğu için dokunulmazlığı da vardı. Her dokunulma faul çizgisine gidiyordu yani. Evet. İlk Navarro işte. Aynen. İlk Navarro aynen. Bu. Ya şimdikiler falan diyor ya. O zaman felaketti. Ya. Ben de çok severim yani insan olarak yani epey muhabbet etmişliğim var ama şeye çok şaşırmıştım mesela. Üsküp'e gittiğimde böyle bayağı vakit geçirdik 6-7 saat. Ya şeyler aklımda çok yer etmiş. Ne bileyim işte Efes'in bonusları vermemesi, parayı tam olarak alamaması falan. Yani o maddi 15, konularda çok şeydi. Evet yani. 15 yıl sonra da bunun hesabını zaten yapması. Zaten o laka o şeydi o, cimriydi o. Aynen. Çok felaketti. Öyle mi? Biliyorum. Yani onun bir hikayeleri var mesela. Atıyorum her hafta bir oyuncu takımı yemeğe götürüyor mesela. Atıyorum bir gün Ozan balıkçıya götürür diyelim. Evet. Atıyorum ben steakhouse'a götürdüm. Evet. Sen İtalyan restoranına götürün.
Sen Amoski'ye gelince böyle yapıyormuş. Ya baba çok yorgun değil mi? Ya şu McDonald's'ı yiyip eve gidelim. Çok iyi alakalı. Ya bugün de çift idman var yani. Yorgunuz abi. Öyle diyorlar yani. Ama sonra ben aynı takımda oynadım. Ülker'de bir sene. Yani daha hani olgun döneme denk geldi. Ben ona ihtiyar diyordum. Lakap olarak. Yani öyle diyordum. Çok yani temiz oyuncuydu ama o şeyleri vardı yani fazla nasıl diyeyim hani tutumlu diyeyim daha şey olsun. Sen de var mı bir şey yaptın? Yani çok direkt olmayabilir. Şey ben işte Türkiye'de oynamadığım için yani ne kadar büyük oyuncu oldu burada anlamayacağım ama bir şeyler anladım yani bir şeyler yansıtıyor yani nasıl olsa. Ben işte Asfel'deyken şöyle presentation yaptılar işte Naumovski'nin işte public enemy number one bilmem ne falan anladın mı yani şey videolar izliyorsun yani inanılmaz çabuk şut atabiliyor uzaktan atabiliyor falan filan ama bakınca diyorum ki çok hızlı değil yani evet. Belki orada bir avantaj şey alabilirim yani. Bir de zaten yani orta evet, sahadan evet. İtibaren topu yani yanlış anlamayın iyi savunma yapabildim ama yine playoff'ta tabii sen savundun değil mi? Ben savundum yani şey sayılar attı ama genel olarak bence iyi tuttum şeye göre yani Mahmut'le göre yani daha kolaydı ama şöyle bir hareket var sonra bence benim jenerasyon bizim jenerasyonumuz ve bütün gençler o zamanlarda şu hareket vardı yani hepimiz yaptık yani Naumovski'den dolayı öyle işte bir de benim koçum diyordu ki o hareketi yapıyor ya dribbling yapıyor böyle yapacak şut atacak diyor. Yani ben hazır oldum tamam mı? Hazır oluyordum. Böyle dribbling yaptığı anda şey forması alıyor hop hemen yakında geliyordum biliyor musun? Ama şunu söyleyeyim. Naumovski yani o dönemin en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bir skorer. Herkesin ne yaptığını bildiği halde eğer durdurulamıyorsa evet. O gerçekten skorerdi. İşte Naumovski evet. Aynı şekilde. İşte benim için diyorlar ki sola gidemiyor, soldan atamıyor falan. O zaman sağımı kapat. Yani ya da kapattık. Bak kapatmana rağmen. Program tarihinin en cool cümlesi oldu. Hayır. Ben eğer sola gidemeden maç başına 25-35 atıyorsam o zaman gittiğim halde sen düşün sen kendi durumunu anlıyor musun? Yani madem biliyorsun yap durdur o zaman yani durduramıyorsa o zaman problem bende değil sende. Anlıyor musun? Şey için de böyle onu yapamıyor bunu yapamıyor. Yaptır o zaman. Naumovski. Bunu yaptığını herkes biliyor. Evet. Bunu yaptığın zaman şut atacağını veya nereye gideceğini ne yapacağını ben değil. Tribündeki 20 bin kişi biliyor ama yine yapıyor. Yine yapıyor. Veya başka bir oyuncu. Ne bileyim bir skorer söyle şimdi aklıma geldi. Bodiroga. Marcus Brown veya Navarro. Ama herkes biliyor aynı şutu atacağını, nereye gideceğini Marcus ama Brown. Yine yapıyor. İşte kabus ya. Yani şimdi haftalarca çalışıyorsun. Sağa gider, işte sola gider, reverse yapar, işte şunu yapar. Üçlük çizgisine yaklaşınca atar. Bilmene rağmen durduramıyorsan o gerçekten iyi bir skorer. Öyledir. Peki son olarak yani yine Alen için biraz zor bir soru olacak ama yani Jelko Obradović hikayesi isteyeceğim. Yani belki maç olarak maç etkisi anlamında söylemiyorum. Maç içerisindeki değil de sonuçta var bir tane bende. İşte sende olduğunu ben gördüm. Sende olduğunu biliyorum evet. Ama İbrahim abi için daha şey bir konu, evet. Hassas bir konu. Ne istiyorsun benden? ben şey istiyorum. Atina'da bir hikaye istiyorum. Atina'dan bir hikaye istiyorum. Bak Fax. Bu programı ne yapıyorsun? Fax, e-mail, WhatsApp her şey gönderiyor sana. Sen cevap ver bakalım. Obradović'ten diyorsun. Aynen abi. Obradović'ten kadar. İstersen Alen başlasın. Alen başlasın. Sen düşün hikaye. Sen bir iyi düşün. Çok hikaye var bende. İyi düşün ama kandırma bizi. Aynen. Tamam mı? Yok canım. Ya şaka yapıyorum. Şey gördüm. O gün dedim ki yani gerçekten bu koç deli yani dedi. Yani çok tehlikeli dedim yani. Neden? Yanlış hatırlamıyorsam Drew Nicholas'a bir aldı bench'ten. Yani şey gibi yani böyle bir plastik torba gibi aldı yani biliyor musun? Biri ata yapmış sahada. Jelko koştu bench'in sonuna doğru. Bir aldı Drew Nicholas buradan.
böyle bir getirdi değişimi masasına. Yani ben böyle bir şey göremedim hayatımda. Şey, yakın kim olabilir? O Indiana'daki öbür delisi. Neydi? College'de. Sürekli Bobby Knight. Ha Bobby Knight. Ha, Indiana Bobby deyince ben bir şey takım NBA'yi yok 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 college işte dedim yani. Bak inanılmaz bir hareket. Aklıma geliyor yani. Şimdi imajı görüyorum, görüntü görüyorum, aklıma geliyor. İnanılmaz ya, bir şey. Ben şey dedim yani, onun için oynamak çok zor olmalı yani. Provokasyon olarak ya, geçen de bir arkadaşım anlatmıştı. Anthony Bennett'la mesela iletişimi burada Fenerbahçe'de çok komikmiş yani. Sen draft'ın bir numarasısın değil mi? Yani şimdi kelimeyi tam olarak söyleyemeyeceğim ne sarf ettiğini ama yani iyi insan, iyi insan. Başka bir şeyin, başka bir şeyin bir numarasısın anca falan. Opa, oo, oo, oo. Evet, evet. Abi, spot yani şey. spot ya sen şimdi... mola la verelim. Su istiyor musun? Yok, hayır. Gelir mi diye korkuyorum. şimdi Jelko, ben tabii ilk gittiğimde AYK'da oynuyordum. AYK'dan sonra Panathinaikos'a geçtim. İşte Fenerbahçe, Efes, AYK. Onlardan bütün takımlarda da hani takımın en skoru bendim. Hani sınırsız kredim vardı top kullanma konusunda falan filan işte öyle Avrupa sayı kralı olmuşum. Ama oraya gittim daha üçüncü antrenman falan böyle. Hani alışkanlık, rahatlık, hani atabilme özelliği falan böyle iki kişinin üstünden bir atış yaptım falan. Hop! Durur da antrenmanı. İster dedi, ne yapıyorsun sen dedi. Attım dedim. Ondan sonra bir de girdi tamam mı? Evet. Ona dedi. İşte dedim, burası dedi AYK değil dedi. Burası dedi işte bilmem burada dedi bak dedi etrafındaki oyuncular dedi. Herkes dedi senin atıyor. Kadar hepsi atıyor dedi. Atmak bir şey değil falan filan. Yani bu tabii yumuşatmış halini söylüyorum. sonra neyse anladım ben durumu o zaman zaten. Evet. Yani etrafında da şey oyuncu olduğunu yani gerçeği şu, onun en büyük özelliği zaten takımda bu kadar iyi skorerleri sistem içerisinde doğru kullanabilmesiyle alakalı bir şey. Yani o bir yetenek tabii. Bir gün de Bodiroga sakat, ben de sakattım. Bir şey olmuştu, ayağım burkuldu, bir şey oldu. Böyle ligin en sonuncu takımını oynuyoruz, en kötü takımı Ionikos'tu o zaman galiba. Hala öyle. Neyse. Ben de oynamayacağım zaten. Az oynayacağım falan filan de gittim maça. Kötü oynuyoruz. Takım hiç konsantre değil. Avrupa şampiyonluğumuz sene. 6 dakika mı oynadım? 7 dakika mı oynadım? Bir ara girdim çıktım. Yenildik biz. Sabah 7'de mi? 6.30'da mı video izleyeceğiz? Maçı izleyeceğiz diye çağırdı. Ben de şimdi 6 dakika oynamışım ya. Zaten top kullanmadım. Ya bir tane rahatım, şut attım ya da atmadım hatırlamıyorum. Pas atasın falan yapmadım. Yani kendime göre kusursuz oynamışım. Tamam. bana bulaşmaz diyorum. Rahatım diye gittim. Başladı maç. O ara yokum sahada. İkinci yarının başı falan işte. Benim oynadığım yerlerden geliyor. Ben de böyle rahatım ya. Kutlay! Mr. Kutlay! Look! Falan başladı şimdi. Ne yapmışım dedim ben atmadım tutmadım falan. Bir baktım yok orada yardıma gitmemişim. Yardım savunması bir adamı kaçırdın. Bir baktım bir tabii. O riba, çok uzun. O 6 dakikada neler çıkartmışım biliyor musun? Ben ne yapmışım diye bakıyorum. Anlamadım. Orada o bile kabusa dönmüştü yani. Abi peki şeyde bu. Yani bench'te otururken ben bunu birçok oyuncuya da sordum geçmişte ama sonuçta bench'te otururken Obradovic gelip oynamayan oyuncuya maçla alakalı ya da işte yani günle alakalı birçok şey söylüyor. Senin orada hatırladığın herhangi bir şey var mı? Oo çok. Ya mesela ne diyor? Yani kötü giden bir maç. Hiç girmedin sahaya ilk periyot. Zaten ilk başlangıçta oturarak başlıyor maçı. Tabii. İşte 3. dakika, 2. dakika atıyorum, kalkıyor. Senin yerinde mesela sen bir pozisyonda oynuyorsun diyelim. Aynen. Ben oturuyorum, sen oynuyorsun. Hı. Sen orada bir bütün hafta çalıştığın bir şey var. Yani format var, bir şablon var. İşte bilmem rakibin üzerine atak edecek, senin üzerine atak edecek veya işte sen savunmada bilmem işte onu tutacaksın ya da bir pozisyonda yanlış yardım savunmasını geciktirdin veya ribaunda girmedin veya işte ne bileyim oyunu bozdun falan. Senin yaptığın hatayı geliyor bana
senin pozisyonunda oynuyorum veya girince de ben yapmayayım de veya bütün hafta onu çalıştık ya, bana saydırıyor. Klasik. Klasik yani. Anlayana kadar bir zaman geçiyor. Niye şey yapana falan yapıyor, evet. Ama bir demoralize oluyorsun. Evet. Sonra işin şeyini anlıyorsun yani. Bir de benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Şimdi birçok koç geçmişi hani aldığı molalarda veya maç içerisinde hani yapılan hatayı veya ilk yarıda olan o bir sürü problemleri referans göstermekten çok onunla yaşar olayı ve sahada oyuncunun ne yapması gerektiğini söylemekten çok yaşanmış hatalarla oyuncuya yüklenir. Ceko geleceği bile. Yani önemli olan o oyuncunun onu nasıl çözeceğini oyuncuya gösterebilmek veya onunla gidebilmek oyuncuya. Yani bunu yaptığın takdirde işte oyunu çözersin veya pick and roll'u böyle oynayıp pası hemen verip de öbür köşedeki 4 numarayı bulursan şutu bulursun gibi. Yani o varyasyonlarla onları anlatarak ve onları doğru olduğunu ispat ederek zaten başarıya ulaşıyorsun oyuncu gözünde. Benim görünümü çok antrenör çünkü ya şutu kaçırdın, pozisyon hatası yaptın, işte savunma yaptın, yapmadın da zaman geçiriyorlar. Evet. Peki MediaMarkt'la enlere geçelim ama bu hafta tabii ki maç oynanmadığı için biraz daha tüm zamanları kapsayan, tüm zamanları içeren bir bölüm olacak. Evet, normalde haftanın takımı, haftanın koçu, işte haftanın oyuncusu seçiyoruz ama şimdi bu programın konseptine de uyacak şekilde ne diyebiliriz? Tarihin en iyi skoreri mesela. Zor. Çok zor. Ya şimdi yani benim kabim diyor ki Alfonso Ford diyor. Tarihin en iyi skoreri başka bir şey. Başka bir de senin şey. Gözündeki en büyük skorer. Tamam yani. Onu bil. Sizin gözünüzdeki en büyük yani, skorer olsun. Yani Navarro. Yok. EuroLeague için mi söylüyorsun? Evet, değil mi? Evet, tabii. Avrupa dünyayı karıştırmıyoruz biz. Yok. Yok, dünya kolay. Jordan. EuroLeague. Vallahi buluyorum ama bulamıyorum yani, çok enteresan bir şey. Yani çok Navarro. Navarro diyelim Marcus Brown. Ya. Marcus Brown çok yakın. Yani şey Anthony Parker de olabilir. O da olabilir. Evet. Ama diğerleri daha skor yani. Skorer Navarro yani. Spanolis. Tartışılır yani. Çok benim, sen Spanolis de ben Navarro değilim. Benim oyum Spanolis ya. Öyle mi? 2-1 dışarıya çıktım şu anda. Tamam. Yok ben de Navarro'ya biraz daha yakınım. Tamam, 2-1 Marcus Navarro. Marcus Brown, Alfonso Ford dediğim gibi biraz önce işte, yani. Ama az oynadı. Çok var ya, çok var. Koç ve savunmacı yani en iyi koç herhalde. Jelko Obradović. Bence savunmacı ile koç kolay ya. Evet, Diamantidis ile Obradović herhalde en fikiriz bir konuda. Evet, kimse aynı herhalde fikiriniz. Bunda evet. Farklısını düşünmüyordur. Özellikle evet. Sonuçta Euroligi 2000'lerin başından itibaren de alıyorsak hele ki almasak da muhtemelen yine aynı sonuç çıkması muhtemel. Tamam o zaman yani en iyi savunmacı Diamantidis, en iyi koç Obradović, evet. Skorer'e de Navarro dedik. Bu sürpriz seçimler. Üçümüzden eşliğinde kapatıyorum bu bölümü. Yok, kapat. Çünkü daha İngiliz isimler çıkabilir şimdi. Evet, MediaMarkt'ın sunduğu bu bölümü de noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.